Kafein, birçok içecek türünde yer alan bir maddedir. Fakat en çok çay ve kahvede bulunur. Belli miktarda alındığı sürece herhangi bir zararı dokunmaz. Aşırı tüketiminde ise vücutta ciddi sorunlara yol açabilir. Beyinde bulunan adenosin adlı kimyasal, vücudu yorgun hissettiren bir etkiye sahiptir. Fakat kafeinin vücuda fazla girmesiyle bu madde etkisini yitirir ve bu da kaygı bozukluğuna yol açar. Kafein, uykunuzu dağıtarak uyanık kalmanızı sağlar. Araştırmalara göre kafeinli içeceklerin sık tüketimi, uykuya dalma süresini uzatır. Özellikle yaşlılarda daha etkilidir. Ölçüyü kaçırdığınız zaman uyku bozukluğu gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Sabah içilen kahve metabolizmanın hızlı çalışmasını sağlar ve sindirimi güçlendirir. Kahvenin müsil etkisi bağırsaktaki aktiviteyi hızlandırır. Bu özelliği faydalı gözükse de aşırı tüketimi midenizi bozup ishale yol açabilir. Kafeinin bir diğer olumsuz özelliği ise bağımlılık yaratmasıdır. Tıpkı sigara gibi kahve türü içeceklerde bağımlılık yaratabilir. Alışkanlık haline getirilmesi aşırı tüketime yol açar. Kafeinin kan basıncını arttırıcı etkisi vardır. Kan basıncının artmasıyla yüksek tansiyon sorunu ortaya çıkar ve daha sonra bu durum kalp krizi ve felç gibi sorunlara sebep olur. O yüzden ölçüyü kaçırmadan tüketilmelidir. Kafeinli içecekler insana enerji veren bir yapıya sahiptir. Vücuttaki yorgunluğu alır ve daha zinde hissetmenizi sağlar. Fakat kafein vücuttan çıktığında kendinizi daha yorgun ve bitkin hissedersiniz. Yüksek kafein alımında mesane uyarılır ve bu durum daha sık idrara çıkmanıza yol açar. İlerleyen zamanlarda idrarı tutamama gibi sorunlar yaratır. Kalple ilgili sorunları olanlar kafein tüketimini azaltmalıdır. Çünkü kafeinin fazla alınması kalp atış hızını arttırır. Kalp ritminin değişmesi kişiden kişiye değişiklik gösterse de dikkat edilmesi gereken bir durumdur. İçerik konusunda öneriniz varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Sağlıklı ve mutlu günler.